أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Mevzumuz hakkın hatırını kırmamak, bilerek hakkı ketmetmemek, gizlememek. Hele hele gizlememek diyor, bir de değiştirmemek. Yani psikolojiyle alakalı. Derslerimde ilk önce kendimizle alakalı nedir bu dersin karşılığı? İki, sonra aileye, sonra hizmete ve cemiyete uyguluyoruz. Dersin mevzusu o. Yani faydası olmayan pek dersin yapmıyoruz Nadir abi. Tamam mı? Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikati söyleyeceğim diyor usta. Zira hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun. Divan Harbi Örfü 36'da geçiyor. Bir daha. Bir de şu var arkadaşlar, nasıl tefrik edeceğiz? Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde deme. Burada hiçbir yerde denmez denmiyor. Her yerde deme, bir yerde de. Kim diyecek? Kim diyecek biliyor musun? Hani böyle herkesin ağzında bir hadis-i şerif var ya, gördüğünüz bir yanlışı elinizden gelirse fiilen düzeltin, yoksa lisanen, yoksa kalben buğz edin. Çıplak alırsan, meal alırsan böyle, hepimiz sopayla dolaşmamız lazım. Gördük bir yanlışı, tepesine bineceğiz. Böyle değil. Buna muhaddis imamları, yani hadis imamları, elinizle düzeltin, halifelere aittir, diyor. Fitne olmasın diye. Dilinizle düzeltmek alimlere aittir, nasihat. Kalben buz etmek senin ve benim gibi avama ait. Tamam. Yoksa herkesin tepesine sopayla dolaşması lazım. Emsaliz olmaz. Peki kim söyleyecek? Ben yuvarlak hemen okuduğum için yani bu mevzuma. Bak, her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde deme. Yani hiçbir yerde deme demiyor. Kim diyecek? Toplumda imtiyazlaşmış, ondan beklenti olarak bekleyenler, beklemede olanlar. Hele fitneyi attığı zamanda, toplayarak söylüyorum bunu, keşmekeş olmuş, karma olmuş bir zeminde doğruyla yanlışın aynı dükkanda, aynı insanda satıldığı bir dönemde doğru ve doğru istikameti, doğru sadakati bulmak zor olacağından Risale-i Nur hizmetinin birinci kanadı olan laikalar. Birinci kanadı laikalardır, ikinci kanat imani mevzudur. Çünkü ilk önce la ilahe, sonra illallah. İlk önce tek, sonra yapma, eylemler geliyor. La ilahe. İlk önce imana niyet ediyorsun, sonra delil topluyorsun. İlk önce yani iman edenler, iman edecekleri kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi, iman etmeyenler, iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur, 25. sözde geçiyor, imana niyetleri yoktur. Hakka niyetleri yoktur diyor. Emlerde. İnsan din için gelmemiştir. Din insan için gelmiştir. La ilahe demedikçe illallah olmaz. Şimdi böyle bir toplumda hakkın ve batılın aynı kişide, aynı eda ile sergilendiği bir dönemde hizmetler mütemayiz insanların, bazı mütemayiz
Buna kanaat önderleri diyorlar. İnsanların Risale-i Nur'daki laikaları, ölçüleri gösterme ile vazifelidirler. Göstermeseler mesuldurlar. Yani onlar konuşmasa suçtur. Vazifesi olmayanların konuşması suçtur. Bu nedir hemen şey? Risale'nin hizmet dostları, külliyatta toplanmış mevzular. Bu kitap o. Bizim arkadaşların topladığı bir kitap. Şimdi, hakkın hatırını kırmayacağım. Kim ama? Bu konuda mütemayiz, toplumda kanaat önderi olmuş, akıllara ve kalplere istikamet, doğru istikamet veren kişilerden mi? Yoksa paldır küldür diye sopalmak değil. Kendi alemimize oturttururuz. Hakkın hatırını kırmayacağım, paldır küldür adam çıkıyor derste. Olmaz abi öyle bir şey. Olmaz da usulü var yani. Hakikati söyleyeceğim. Evde de öyle. Hemen uygulayayım. Ya hakikat budur. Dur ya belagat. Kaldırabilecek mi? Mesela benim yanımda o kadar insan var ki yakınım olsun. Dersleri gelenler olsun. Bulundum ya. Şapkalı insan görüyorum. Şapkayı takmak şudur. Denilir mi? Bakacaksın. Kaldırabilecek mi bunu? Çünkü hükmü ağırdır. Duyduktan sonra yapmasa hüküm geçerlidir. Duymasa geçerli değil. Bana soracaklar. Niye söylemedin? Onda o şeyi görmedim ya. Kafir olmasına vesile olmayayım ben. Bak kafir olmasına ben vesile oluyorum. Neyi? Doğruyu söyleyerek. Doğru söylemekle kafir oluyor mu? Çünkü o onu kaldıracak durumda değil. Sahabe demiş ya Resulullah. Bana hakkı söyle diyor. Söyle. Tamam ya Resulullah. Bundan fazla duymak istemiyorum diyor. Tamam ben bu kadar yapabiliyorum. Çekip gidiyor. Cenneti görmek istemem ona baksın diyor. Biz olsaydık tamam nasıl dersin ya? Alacağını al, almayacağını bırak. İşte koy kenara derdik. Şuraya bak ya. Tamam ben bu kadar kaldırabiliyorum. Şimdi insaf edin bir şey anlatmak. Sizin toplumda anlatacağınız yani Risale'nin size yüklediği vazifeyle benimse aynı mı? Aynı olur mu? Allah bana sormayacak mı? Size de soracak ama bana daha fazla soracak. Çünkü sana böyle güven vardı. Böyle bir güven vermiştim sana. Niye doğru yerde kullanmadın? Niye demedin? Onun için ben senden olsa, o ki sen ben olacaktın, beni Allah niye yarattı? O yanlış bir kere. Ben senin yerinde olsam, hayır herkes farklıdır. Ben senin yerinde olamadığım gibi sen de benim yerimde olamazsın. Ayrı bir vazifeler yüklenmişiz. Hakkın hatırını kıracağım diye kaldırabilecek mi kızın, oğlun, komşun? O zaman söyle. O doğru bu. Sen bu doğruyu kaldırabileceğin ne kadar altyapıyla oldu? Altını ne kadar doldurdun da oldu? Hakikati söyleyeceğim. Zira hakkın hatırı âlidir. Hakikat âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Benim hatırım için namaz kıl olmaz. Benim için içki iç o da olmaz. Bu başka bir şey yani. Hakikatin hatırı âlidir. Hiçbir feda edilmez. Sahabe oğlu babasına, babası oğluna kılıç çekti. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun diyor. Bu da Lemalar 158'den. İnsaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. İnsaflı, insaf nısıftan gelir Arapçada. Nısıf, yani ortalama, ortası, yani hakka, batıla, doğruya, yanlışa, orta. İnsaflı adam, insaflı ol demek, ortada ol. Nısıftan geliyor, yarılama. İnsaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Ne yapıyor? Tamam. Haklısın. Hanım veya kardeşim. Haklısın. Teslim etmeli. Kıvırmamalı. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur.
Bu levhalar 158'di. Şimdi bana 137'den okuyorum. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Ben de zannettim ki usta diyecek ki ey müritlerim, ey talebelerim. Tamam. Ben işte şeyhiniz olarak. Abdullah öyle demiyor. Biliniz bak kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyiniz mesul olacağım. Bana bak, bundan cesaret alarak bana yapmayasın bunu. Ben böyle kabul ediyorum ha. Benim hatamı bana hususi deyin. Böyle tamam mı? Özel yerde deyin. Paldır küldür demeyin. Bu usta. Ben kendimi anlatmıyorum. Beraber derse muhatabız. Bu, çünkü ustad kaldırır. Hop demiş sahabe tamam mı? Beraber o cübbeni nerede buldun diyor. O da hutbede. Çünkü diyor, devletin dağıttığı kumaşla bir insan elbise olmaz ama sana elbise oldu diyor. Bunun hesabını vermeden senin hutbeni dinlemeyeceğim diyor. Sakın bana bunu yapma. Ben halife değil. Ben nasıl arkadaşıyım o kadar. O da ne demiş? Hemen oğlu çıktı Abdullah. Benim hakkımı babama verdim diyor. Yani verilen bir kişiye kumaş da elbise olmazmış. İki kişiyle ancak olmuş. Bakmış. Tamam demiş, oturmuş. Ya bambaşka. Şimdi Hazreti Ömer indi. Ne demesi lazım? Onu kestiğim ya. Bana karşı çıktı. Sonra görüşeceğiz seni. Niye mi var? Demesi lazım. Ya nef, hürriyet ya. Hürriyet nerede? Hürriyeti mutlaka. En harika imanda. İman arttıkça hürriyet artar. En basiti şu. Tiryakiliklerimizden, olmazsa olmazlarımızdan, cep telefonlarından, internetlerden, televizyonlardan, kahveden, oyunlardan seni imanı yükseldikçe kurtarır. Yoksa ne yaparsan yap kurtaramaz. İman, imanın hassası nedir? Hürriyettir. Sana hürriyeti veriyor. Seni sana teslim ediyor. Seni kuyulara atmıyor, bırakmıyor. Açmadan hadi televizyon, interneti, cep telefonu açma, hadi yap hadi. O kadar köleyiz. İman ne kadar teali ederse o kadar bağlayıcılıklarımızdan kurtuluyoruz. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyiniz. Mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefsini söylüyor. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil, aler resi vel ayn kabul ederim. Vallahi bunu yaşayan zatın sözleri öpülür ya. Fesubhanallah. Şimdi başka bir yer okuyayım, seçeyim. Çok yer, uzun bir yerdi, hangisini seçeceğim? Böyle siz okuyacaksınız inşallah, alacaksınız bunu. Sual. Neden hüsnü zanımıza suizan edersin? Eski padişahlar, eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine ram ve müdahaleci edemedi, yalakacı. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı, sen tezevül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi, kabul etmedi. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Demek halk taraftarısın. Çok üstü zannettiler de. Ustad diyor ki, neden diyor böyle biz sana üstü zannediyoruz seni, çok acayip. Bizim üstü zannımıza niye suizan ediyorsun, niye bize kızıyorsun? Şimdi bana birisi böyle abi bir tanesin şöyle, abi abi deyince böyle koltukta kıvırıyor. Şimdi usta tam tersine, o kadar bana üstü zannetmeyin diyor. Menge vurmadan almayınız diyor. Bunlar hep oyun geliyor biliyor musun? Şimdi ben de iş yapıyorum, hata yapıyorum. Kardeşler sizler diyorsunuz ki, tamam toplumda olmaz ama üst üste, yani burada salihtir. Ya bu yanlış oldu ya. Rüştü abiye dedim ki, abi bunu söyledin ama mektubatta böyle geçiyor. Oku bakalım dedi. Böyle yapar elini. Hmm.
Şimdi burayı oku dedi. Kendisi oku. Bak dedi, o imadır. Bu salihtir dedi. Ona dikkat et. Mesela bir yerde şey yaptım. Mahkumata bir yer gösterdim. Seninkisi daha salih dedi. Ya. Dengi daha salih. Çok defa rastladım. Yani seninkisi daha açık. Mengi vurmadan almayınız diyor. Şimdi ben hırsızlık yapıyorum. Yanlış sevk ediyorum. Yanlış yanlıştır ya. Ama senin kafandaki bir ölçüye göre değil. Vereceksin o edebiyle. Ya kardeş, abi böyle böyle kafamı meşgul ediyor. Böyle bir şey işittim senden veya böyle bir şey yapıyorsun. Hizmet adına mı, beşer adına mı? Hizmet adına diyorsan, aa buna da yanlış görüyor. Bu ne diyor? Ver aldım, o da bir şey diyecektir, akarsın. Eğer nefsi enaniyeti mağlup olmamışsa seni dinler. Ondan sonra onun da mutlaka gerekçeleri vardır. Hangisi daha salihse o galiptir. Ama bana göre, bana göre de olmaz ki ya. Belki o vazifelidir. Şimdi usta bunu diyor ki, bunu dedi. Usta da böyle dedi. Niye üstü zanımıza suizan ediyorsun? Seni mutlak doğru söyler diye kabul ediyoruz. Seni şöyle şöyle kabul ediyoruz. Sana böyle üstü zannediyoruz. Sen bizim üstü zanımıza suizan ediyorsun, kızıyorsun. Niye? Cevap veriyor. Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Hakkı tanıyan. Hakkı tanıyan, hakkın hatırını tanıyorsa hiçbir hatıra feda etmez. Ama kavga da etmez. Zira hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerekir. Fakat şu hüsnü zanınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir desasa hüsnü zan edebilirsiniz. Delil ve akibete bakınız. Delil ve akibete bak. Neyi sunuyor? Ha? Neyi sunuyor? Mesela bizim son hadiselerde de bir sürü şeyler olmuş. İşte önünü kesmiş, ortayı kesmiş, sonunu kesmiş, birleştirmiş. Şimdi bu denil mi, denilmez mi? Kim ama? Bakarsın, şu alarda diyor, yüzlerce kişi diyor her gün asılsak bu yolda azdır diyor. Bunun gerekçesi de var, bu adamın da gerekçesi var. Diyen kim? Sen o konumda mısın? Toplumda kanaat önderi misin? Yani toplumun bir beklentisi mi var senin üzerinde? Öyle bir vazifeyi üstlenmiş misin? Yani hak ve batılın, yanlışın doğrunun birbirinin karma olduğu zamanlarda sadakatli ve doğru bir istikameti göstermekte toplumda böyle bir kader noktasında itilmiş misin? Böyle biliniyor musun önlerde? Demek zorundasın. En çarçallı dönemlerde usta bunu demiş yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hulya'yı kafir vesaire. Yani şey diyoruz, yani kim o? Kaldırabilecek misin? Allah Resulü'nün hadisi var, diyor ki Müslümana zillet yakışmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Zillet nedir ya Resulallah? Yapamayacağı bir işe girişmez diyor. Berbat edeceğim işe girme kardeşim. Sual, oraya geçeyim. Diyor ki hakkın hatırını, nefsin ve enaniyetin hatırına üstün tutmak ihlasmış. İşte bu müthiş marazı meremi ilacı ihlastır. İhlas neydi? Allah için değil mi? Allah için olmak, hakkın hatırını üstün tutmak ihlasmış. Onu yapmak sadakattır. Diyor ki bak, işte bu müthiş marazı meremi ilacı ihlastır. Yani hak perestliği nefis perestliğe tercih etmekle hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecre ila allallah sırrına mazhar olup in ecre ila allallah. Nedir o? Şu, hak perestliği nefis perestliği tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip getirmekle sırra mazar olur. Ecrim ilk önce Allah verenler niye verecek? Böyle yaptığın için. Benim ecrim illet. Allah Allah. Allah'a aittir. Bak Allah'a tepeye koymuş. Mesela bunu yapamam. Niye? İmanı bir ahiret bak. Ahiret hesap var. Bunu diyemem. Kul hakkıdır. Karıma bunu yapamam. Çocuğuma bunu...
Yani dünyadaki yap, yapma, de, deme, git, gitmeyi tanzim eden, yapan, organize eden nedir? Ahiret inancıdır. Bir evde diyor 11. şuada, imanı bil ahiret, ahirete iman artarsa o cennete döner. Bir evde ahiret inancı hakim olursa cennete döner, eğer azalırsa o ev cehennem olur, kimse o eve girmek istemez. Çünkü ahirete iman nispetinde insan haddini bilir, haddini bilen hududunda kalır, vazifesini bilir, vazifesinin dışına taşmaz. Tamam, bir kusur var. Peki düzeltmek senin vazifen mi? Öyle bir vazifen var mı? Tamam, küçük bir hakkı koruyacağım diye bu kadar hukuklarını paymal ediyorsun. Mesela karı koca beraberiz. Benim bir hakkım var. Tamam, senden alacağım Mehmet hakkımı. Ama ben sende haklı olan 10 gram hakkımı cemaat veya evde ise o hakkımı alırken çoluk çocuğun, akrabanın, evladımızın hukukları paymal oluyorsa, moraller bozuluyorsa, güven ortamları yıkılıyorsa, ruhları, körpe ruhları darmadağın oluyorsa ne haktan bahsediyorsun kardeş? 10 gram haktan 1000 tane hakları berbat ettin yani. Bir hakkımı alacağım ama çocukların güvenini yıktım ya. Bari onun yanında kavga etme, git Bodrum'da ev. Bir de çocuğu karşına alıp anne, kocasını, koca annesini kötülemesi. Bundan daha büyük cehennem olur mu? Güveni bitti de çocuğun. Hakkı önemli değil ki. Mesela beraber kavga edelim bu hizmette. Ama ben haklıyım, sen haklısın. Önemli değil. Dışarıda ne derler? Ahmet haklı, Mehmet haklı demezler. Nurcular birbirine girdi derler. Çocuklar ne der? Annemle babam birbirine girdi. Böyle bir evde ne olur o çocuk? Devamlı gözü dışarıda olur, küçük bir sevgiye avlanır ve kız onunla flört yapar. Oğlan onunla beraber olur. Çünkü aradığı muhabbeti, aşkı, sevgiyi evde bulamıyor. Niçin basit bir şeyle kızlar veya oğlumuz takıntı yapıyor? Evde o sevgiyi bulamıyor ki. İnsan muhtaçtır. Ekmeğe muhtaç olduğu gibi sevgiye de muhtaç. Sevgiyle büyür. Sen o sevgiyi veremezsen sokaktaki elin kızı, elin oğlanı onu verdi mi hemen ona tav oluyor. Evde o sevgiyi vereceksin. Bak gidebiliyor mu? Çünkü üstün geliyor senin sevgin. Yavrum diye çarptığın zaman ötekisi ne haber lan seni çok seviyorum tırs mız gelir yani. Bu sefer o kız senin kız bak başka bir sevgiyle çünkü sevilmek ihtiyaç olduğu gibi sevmek de ihtiyaç. İlk önce hangisidir? İlk önce sevilmek. Allah bizi sevdi. Tamam. Ve yarattı. Mahlukatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Sevdi de yarattı. Bundan sonra bize beni sev dedi. İlk önce yaptı o. Tamam. Yani ne kadar ihtiyaç biliyor musun? Bak burada da söylüyor. Sırrına mazhar olup nas'tan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle ve maler resul ile elbela sırrına mazhar olup hüsnü zan, hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur yoksa ihlası kırılır. Mesela ders yapıyoruz. Tesir ediyor mu? Ne bileyim ediyor mu? Ben doğru takdim etmek, doğru pazarlama, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru şeyi söylemek. Ama kalpler Allah'ın elinde. Cenab-ı Hakk'ın vazifesi hangisidir? Bu ortamı yarattı. Kalpler onun elinde. Bu derste ben de dahil kim ne istifade ederse liyakatımıza göre oluyor. Çünkü bir ilmi muhit ezeli var diyor. Bu ilmi muhit ezeli ne yapar? Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Mesela birisi birisini getiriyor, içi kaynıyor. Ulan şöyle bir ders olmasaydı böyle olur. Sen hani yetedim ya işte. Artık kime? Nasıl tesir edecek? Yani kalpleri tesir etmek, kabul etmesi veya etmemesi artık bizim işimiz değildir. Bu ne demek? İhlastır. Bu marazın çareyi yeganesi nefsini itham etmek,
nefsine değil daima karşındaki meslektaşına taraftar olmak, fenni adab ve ilmi münazaratın uleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf dostluğu olan şu, eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şey öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hak görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittiaz etseler ihlası kazanırlar ve vazife-i uhreviyelerine muvaffak olurlar ve bu feci sukuttan ve musibet-i hazaradan rahmet ilahiyle kurtulurlar. Lemalar 158. Anlaşılıyor değil mi? Ustadın hakkın hatırını muhafaza için söylediği hakikatler bak şimdi. Mudafalarda pervasız ifadeler bu hakikati gösteriyor. Süfyan'ın karşısına çıktığı zaman mahkemede dahi hak temsilcisi ise, o da küfür temsilcisi ise o bitmiştir orada. Artık hak pervasızca ve kontrolsüz de değil, neyse diyecek. Çünkü ona vazifeyi yüklemiş. Yoksa dilsi şeytandır diyor. Ona ait bakıyor okuyun. Efendiler, reis bey, dikkat ediniz. Bak, üsluba bak, üsluba bak. Risale'nin ve şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-i imaniye mahkum etmek hükmüne geçmekle, 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikata ve saadet-i dairine giden cadde-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler gelmiş geçmişlerle dualar ve hasenatlarla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Ve sizi ifade eden ve adliyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar istibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını vermekle. Kim vermişse cumhuriyet namını aslı temeli nedir için? İstibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını vermekle. Acayip yaşanmış cumhuriyet kurulduğu dönemlerde. Oy vermek alelen. Tasnif gizli. Oy sayılırken gizli. Oy verirken açık. Kime verdi belli olacak. Bu da hürriyet dermiş ha. Bak, olmuş mu olmuş? Olmuş. Taşlar bağlı köpekler serbest. Nasıl? Taşlar bağlı köpekler serbest. Ya bak, istibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefaat-ı mutlaka medeniyet namının ismini vermekle, cebri, keyfi, küfri, kanun ismini takmakla, keyfi, cebir kanunlarını, efendim, kanun ismini takmakla hem sizi ihfal, hem hükümeti ihfal, hem bizi perişan ederek hakimiyet-i İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Şu an 286. Ben askeriyi de bilirsin, askerlik yapanlar bilir. Disko var. Disko demek çadır hapisi. 3 gün hapis aldım. Çadırda. Hiçbir yere çıkmamak. Bay bay yok, tuvalet yok orada. Ona 3 gün suyumu getiriyorlar. Günde bir defa yemek veriyorlar. 3 gün hapis. Niçin biliyor musunuz? Cebimde şu yazı çıktı. İşte geçiyor diyor ki müşteri bekli kadınlar için. Müşteri bekleyen caddelerde, bazı evlerde, gayrimeşru evleri kastederek müşteri bekleyen ağacı manzarasını kendini satmak adına
müşteri bekleyen acı manzarasıyla bu kadınların şahsiyetini ve hürriyetini artacağını söyleyenlerin hürriyetlerine ve şahsiyetlerine şüphe ediyor yazısında mukabil. Kimse hitap etmiyor. 3 gün çadırda yattım. Müşteri bekleyen acı manzarası kadının hürriyetini artıracağını söyleyenlerin hürriyetlerinden, şahsiyetlerinden şüphe ediyor. Çünkü şahsiyet ne de bilinmiyor. Cümle kim abi? Cümleyi ben yazmıştım. Birisini yazmıştım, gönderememiştim. Duruyordu cebimde, çıkarttı. Bana bakıyor, sen bu tarafa gel bakalım. Burada başta da yazıyor mesela. Niye o kadar zoruna gitmiş? Zoruna gitmiş, 3 gün disko vermiş, koymuş beni ya. Disko diyorlar, yani çadır. Bir yarası falan var o konuda. Sen bu tarafa gel dedi. Hiçbir şey demeden verdiler mahkemeye bana. Ondan sonra gel oraya. Yani müşteri bekleyen acı manzarasıyla şahsiyetinin artacağını, şahsiyetine şüphe ediyorum demiş bir tane, yazmış. Ahmet Mehmet yok burada. Gir içeri. Tamam, şahsiyetine dokunmuş işte. Evet, aynen öyle. 5. Şuabe sırrına atına doğru yerde söylenmek şartıyla buna güzel bir örnektir. Malum büyüye karşı bir de nitede geldi de zaten bu yazıldı. Ey ahmak, ehli nifak olan mühitler! Şunu iyi biliniz ki, vücudumu parça parça yapsanız yine hakkı söylemekten asla geri durmayacağım. Müsbet hareket et usta. Diyebilir misin? Eğer imkanım olsaydı, sesimi duyurabilseydim, şarttan garba kadar bütün insanlara, herkese şu Kur'an haktır, şu Furkan'ın dediği doğrudur. Allah'ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her şey şüphesizdir. Hak ve hakikattır. Keza Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Arap uşağı değildir. Ondan şüphe yoktur. Şeriat vahiy ilahidir zannediliyormuş. Şeriat vahiy ilahidir. Vahiy semadan gelmiştir. Allah ise zulüm şaibesinden uzak bir adalet sahibidir gibi hakikatleri haykıracaktım. Kırıyor zaten, söylüyor. Ey dinsiz müritler! Dine karşı yaptığınız zulüm arşı titretiyor. Ölüm vaktinde kahar birer. Yani dünyada haberi yok benim Müslümanım. Dünya kan ağlıyor. Müslümanın kanı dökülüyor, sen bunu deme. Bunu bana diyor Müslümanlar. Ne, musallada mı diyeceğiz? Sen deme, senin vazifen yok. Bırak. Tamam. Bak şimdi, ringde adam adamı dövüyor. Ölse, şampiyon oluyor. Aynı adamı aşağıda dövse katil oluyor. Böyle bir medeniyet. Geri beni alacaklar bu konuda. Bak ringde bir adamı dövse, öldürse, karaman değil mi? Karaman diyor, değil mi? Aynı adam aşağıda dövse, katil. Deşin ne? İnsanların nazarı. Bir de katil alkışlıyor. İslam kan üzerine bir sporu yoktur. Bununla da yargılandım ya. Adam sordu. Bu niye dedin diyor. Ben dediğim şey ortada ya. Adam öldürüyor. İslam'da kafaya vurmak yoktur. Öyle bir sporu yok. Kan üzerine yoktur. İnsanda kan dökmek vardır. Kurbanla telafi ediyor Kur'an, İslam. İnsanda cihat ruhu, kan dökmek var ya, vurmak kırmak. Onu kurbanda kan dökerek telafi ediyor. Gavurlarda kan dökmek olmadığı için insanların kanını döküyor. Öyle mi? Baksana Irak'ta, şurada, burada. Milyonlarca Müslümanın kanını döküyor. Ey dinsiz mülitler! Dine karşı yaptığınız zulüm arşı titretiyor. Ölüm vaktinde kahar bir el tarafından yakalandığınız zaman göreceksiniz. Arşın sahibi olan Allah perçemlerinizden tutarak sizi ferş yerden alıp cehenneme sakara attığı zaman ağlayıp sızlamalarınızı şimdiden görüyor gibiyiz. Bir işkembenin hayvanın içinde sökülüp atıldığı gibi içinde bulunduğunuz tabutun karnından pis bir işkembe gibi sökülüp cehenneme atılacaksınız. Usta diyor ha.
cehennem zakkumuna, cehennem zakkumunu zakkumlayacak cehennemliklerin vücutlarından irinli cerahatı gıslin yudumlayacaksınız. Azabınız daimidir. Gayrimeşru zevklerinizi unutturacak acılarla doludur. Siz bize gerici diyorsunuz. Biz de size mürtet, kafirlerin en habisi, vahşilerin en vahşisi diyoruz. Bunlar iki deccal, bunlar iki deccal bir Süfyan'dır. Süfyan Zendekan'ın başı, Caşlerin Caşı, Yahudilerin en habislerinden, zalimlerin en zalimi bir şeytanı Ahbest'tir. Gayrimunteşir Risale'den alınmıştır. Çok ağır. Ya. Ya doğru. Ya sırasa devam ediyor şöyle. Tabi ben mahkemede diyor bunu. Mahkemede diyor, mahkemede. Ha sen diyemezsin. Şimdi diyebilecek. Allah ona vazife verince, ona o haleti veriyor zaten. Çok acayip. Çünkü zindik, gün düşmanı ya. Kan döküyor, görmüyor musun? Daha şimdi ya. 15 gün önce gene yerin basıldı ya. Millet şikayet etmiş. Burada kara baksa. Allah Allah, hangi zamandayız ya? Geldi. Bak biz iki tanesi. Buyurun içeri girme hatları mı kalmamız dedi ki gel kardeşim gel içeri. Hemen oturdu. Aa bak bu ne biliyor musun dedim. Kafa nasıl yönetiliyor onu anlatıyoruz. Oturdu. Adam kimlik için gelmiş. Otur dedim bak. Kafa nasıl yönetiliyor? Dima dersin. Ne soracağını unuttum. Ötekisi de diyor ki aa ortalık dolmayan Hasan abi diyor. Hasan Akka şey de demiyor. Hasan Akka demiyor. Aa burada mıydı ya diyor. Ya diyor sonra şey. Abi aa bak dedim onu anlatıyor. Kafa nasıl yönetiliyor onu anlatıyorum. Bak kafa bunu olmazsa benim olur, psikoloji bozulur, adam çöker, ailesi berbat olur. Bu nasıl yönetilir onu anlatıyoruz. Tamam hocam dedi ya. Bak şimdi hala hangi asılda görüyor musun? Biz diyor muyuz buradan meyane zıkkımlanılıyor şey yapıyor. Yok şimdi buraya gelmişken gelmişsin geldi ya. Buraya bu kadar adam giriyor. Sana ne senin evine mi giriyor? Sana bir zarar veriyor. Camları da kapatıyoruz ki komşular rahatsız olmasın. Ulan bu derslerle de rahatsız olan da var ha, Müslüman ha. Sultan beni de, torama. Komşu işte aşağıda komşumuz Sultan Ortaki. Cam açık, sıcak, razı, ben o ders yapıyoruz. Bağırıyor, hocam sen olsun konuşmayı dinlemek zorunda mıyım dedi. Duyduk, kapattın dedi. Hakikaten zorunda, adam niye duysun ya? Belediyeden encümenmiş bir de. En iyisi su içmek. Müslümanı kimse bırakmaz. Üçüncü esas. Sabık mahkemenizde bir müdde-i müminin, savcının yanlış bir mana ile beşinci şuaya dair suallerinde kanun hesabına değil, belki bir ölmüş şahsın dostu, tasvip eba hesabına manasız, lüzumsuz itirazları sebebiyle bu gelecek uzun tafsilatı vermeye mecbur oldum. Şimdi okumayayım. Devam ediyor. Ne kaç dakika oldu? Yani şuradan da çok güzel yerler var. Şurayı da bir okuyayım. Dinsizliği ve 3-5. Şurayı biliyorsunuz. Pazarda nasıl alışveriş yapacağınızı anlatıyor. Ticaret nasıl yapacağınızı anlatıyor. Evde akıllı olun diyor 5. şua. Tamam mı? Ondan sonra yazın beyaz elbise giyin, güneş enerjisini içeri almaz. Kışın üşümemek için donuk renkler giyin. Onları anlatıyor 5. şua. Dinsizliği ve ırkçılığı siyasete alet yapanların vehimlerine ustadın verdiği pervasızca cevaplar. 1. vehim, böyle nazık bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görünmüyor. Aynen diyor. Ya hangi zaman? Ya nasıl denildi ya? Dinmesini yapma ya. Bu mevzuyu ortaya atma kardeşim. Acaba biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz. La hayre fi dünya bila din. Saniye, madem ki meşrutiyette hakimiyet millettedir. Hakimiyet millette midir? Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet diyorsunuz. Mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır.
Milletimiz de yalnız İslamiyettir. Madem hakimiyet milletindir, millet de Müslüman. Müslüman istemediği ona dayatmayacaksın. Yani cumhuriyette mantık nedir içerisi? Halkın yönetimi. Halkın istediği yönetim olması lazım. Bak bir tane bir şey söyleyeyim. Yok merak etme, suç değil. Senelerden beri Kürtçe konuşanlar aşağılandı değil mi? Kıro dedi, bilmem ne dedi. Bu kürsülerde demiştim, hatırlarsınız. Ulan bir Kürtçe bilsem de bir ders yapsam. Niye? Elin gavuru, İslamiyet'in ezeli düşmanı olan İngiliz, değil mi? Fransız. Onların lisanını bilmek medenilik. Onların lisanını bilmek uygarlık. Onu bilmek alkış. Senin dağ kardeşin, yoldaşın, arkadaşın, dindaşın, her şeyin ve cephede hep şeyin, kardeşin lisanın, analizin konuşması suçtu, idi. Bunu bana pazarda jandarma sordu. Öyle dedim, dedim. Ona bir bilsem Kürtçe'de bir ders yapsam. Yani arkadaşlar yani, Allah'a sonsuz şükürler olsun, çok iyi bir yerdeyiz şimdi. Yani bak ben 1978'den beri bu davanın içindeyim. Ben ilk 80'de, 80 ihtilalinde yargılandım. Kur'an öğretmekten, harf inkılabına muhalefetten. Şişli'de yargılandım, Şişli. Aşağıya bakar görürüz. Yani benim kardeşim, Badıl abi değil mi Kürtçe? Yani kendi ana lisanını konuşması, Lazca konuşuyor, Zazca konuşuyor, Kürtçe konuşuyor, Arnavutça konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Konuşacak tabii ya. Suçtu biliyor musun? Yani acayip bir şey ya. Niye? Cumhuriyet işte. Halkın yönetimidir. Halk bunu istiyor kardeş. Halkın. Yani insana değer verin. Bırakın bu vasıtalara ya. Adam dinsiz diyor. Dinsiz, dinsiz. Plaj açmış. Açmışsa biz oraya bir şey yapıyor musun ya? Niye açtın? Bir şey diyor mu? Yok. Osmanlı Karaköy demiş. Karaköy demek gayrimüslimlerin yaşadığı yer. Biz size dokunmuyoruz. Siz de bize dokunmayın. Yalnız zararlıyız, pislikleriniz buraya taşırmayın. Siz ne yaparsanız yapın oraya. Onun için demiş Karaköy olması. E şimdi benim Müslüman kardeşim ya, gidin Çanakkale'de mezar taşlarına bakın. Diyarbakırlı bilmem ne, Urfalı bilmem ne, Rizeli bilmem ne, Hindistanlı, Pakistanlı, Tunuslu insanlar var ya. Abi benim Muşlu bir babasını ve amcasını Kürtçe konuşuyor diye karakola götürmüş, döve döve şey, askerler, jandarmalar. Ben ilkokula gidiyordum diye çarpat Türkçe biliyordum ben diyor. Bunlar hiç bilmiyordu diyor babamdan diyor. Vuruyorlar diyor. Şey diyor ki diyor, babam diyor ki diyor, Kürtçe. Vurma, Kürtçe değil, Türkçe bilmiyorum diyor diyor. Ondan sonra onlar da diyor, tutanak tutmuşlar ki diyor, biz vurdukça inadına Kürtçe konuştu diye diyor. Ya adam Türkçe bilmiyor, vurma, Allah için vurma, ben Türkçe bilmiyorum diyor, yalvarıyor babam diyor. Ama bunu da Kürtçe bildiği için Kürtçe söylüyor. Ve niçin yaptılar, onun parçasını söyleyeyim, halk devletini isyan etsin diye. Ettiler. Anladın mı? Bunu bir kaya, kayalarına bağladılar. Halk birbirinden kopsun, devletin hücum etsin, devletini sevmesin. Öyle baskıyana rağmen, Allah razı olsun. Bak da o halk devletine, milletine olayı anlatır. Onu yapan zihniyet bugün Kürtlere Kürtçe konuşturmadınız diye devleti milleti suçluyor. Aynı zihniyet. Aynı. Sonsuz şükürler olsun. Şimdi adamların radyoları var değil mi? Radyo var. Televizyon, televizyon var. Devlet televizyonu var. Devletin. Devletin var mı? Devletin. Ya ben bunu sevgili kardeşim inanın. Tarihi bilmiyorum galiba 98'de jandarma pazarda Kürtçe bilseydim, ulan bir ders yapsaydım, hakikaten güzel olurdu ha, yakışırdı bana böyle. Karadenizli olarak böyle bir şey anlatan, becerseydim. İngilizce de bilsem, ulan Rusça ders yapılıyor, değil mi ne kadar şey, şey kalıyoruz, koltuğumuz kabarıyor ya. Elim gavur ya, ben en çok, lisanlarda en çok nefret ederim şu İngilizce, İngilizler. Çok ustak demiş ya, ezeli düşmanı. Yani Cumhuriyet geldiği için, bak madem ki meşrutiyette hakimiyet milletindir. Millet hakim mi? He. Mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır. Cumhuriyetin sahibi millettir. Tamam, millet bunu istemiyor. Niye dua ediyorsun kardeşim? Buna hürriyet deme. Milletimiz de yalnız İslamiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lazların. Ulan biz de ekledi.
en kuvvetli ve hakikatli revabit yani bağları Arapları koy tencereye. Kürtleri, Türkleri, Kürdü, Arnavut'u, Çerkez'i, Laz'ları koy. Birbirine karıştır, birbirinize bağlayan din. Din yani. Dini çıkar. Dini çıkarırsa ümmetçilik olmaz. Ümmetçilik olmadığı yerde ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürdüm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene çıkıyor. Yani ümmetçi olanlar milliyetçi olamazlar, milliyetçiler de ümmetçi olamazlar o nispetle. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ayağının altına almıştır. Faizi, ondan sonra menfi milliyetçiliği bir tane de vardı. Kan davasını ayağımın altına alıyorum dedi. Eşlerinize iyi davranınız diyor. Ondan sonra 10 küsur tane madde sayıyor değil mi? Böyle bununla alakalı bir cümle de vardı unuttum o bir şey içinde. O veda hutbesi o kadar mükemmel bir anayasa ki sanki 23 sene hulasa etmiş. Demek ki zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lazların en kuvvetli ve hakikati revabit ve milliyetleri hani milliyetler nedir? İslamiyet'ten başka bir şey değildir. Nasıl ki az ihmal ile tavafı muluk temelleri atılmakta ve 13 asır evvel ölmüş olan ashabet-i cahil ihya ile fitne ikaz olunmaktadır ve oldu da gördük de diyor. Yani milliyetçiliği oynattılar bir millete fitne sokmak için oranın en hassas noktası milliyetçiliktir. Onu oynatın diyor. Bak ne yaptı da bak fitne sokmak için milliyetçiliği nasıl oynattılar bir de okuyayım burası. En kuvvetli revabit ve milliyetleri İslamiyet'ten başka bir şey değildir. Lazdan, Kürtlerin, Kürtten, Çerkez'den birbirimize bağlı olan ne mutlu Müslümanım diyelim. Sana yetmez mi bu ya? Müslüman birliğimiz yetmiyor mu? Nasıl ki az ihmal ile tavaif-i mülük yani milletlerin kısımları, temelleri yani ayrılık temelleri atılmakta ve 13 asır evvel ölmüş olan İslamiyet'ten önce ölmüş olan asabet-i cahiliye, menfi milliyetçilik, ne mutlu Arap'ın diyene, Arap'ın aceme, acemin arabaya üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük ancak takvadadır. Ve asabet-i cahiliye ihya ile fitne ikaz olunmaktadır. İkaz ediyor devleti. Ve oldu da gördük. İşte ey Frenk meşrepler ve propagandanızda hakiki kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mürlitler. Said'in arkasına gitmeyin. Niye? Kürttür diyor. Tamam o zaman. Resulullah'ın arkasında da gitmeyin. Arap'tır. Arap kaç kişi var? Elini kaldırırsa kaç kişi olur? Var mı kaç kişi var? Arap olan var mı? Hiç de yok ha. O zaman hepiniz safsınız. Ben de dahil. Niye bu Arap'ın arkasına gidiyoruz? Evde de öyle. Yani mesela kaldıramayacağı bir şey söylemeyin. Sonra öğrensin veya deyin. Kaldıramayacak söylemeyin. Her doğruyu her yerde demeyin ama hiç demeyin demiyor. Her yerde demeyin, bir yerde deyin. Onu da diyen diyecektir. O da vazifelidir. Şimdi ben burada kesiyorum, kardeşlerimi davet ediyorum. Kur'an'ı şey yapıyorum. Kur'an okuyacak kardeşler. Kapatma sen şey. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
حكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين يحملون يا مثل الذين يحملون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة